O uzun saçlı bant taktığın dönemdeki X'de yazılan Selçuk. Selçuk'tan Evet. bahsediyorum açıkçası. Saçlarını kestiğinde bu tılsımın bozulacağından korkan bir kesim vardı. Bununla Vay. ilgili bir totem Haklılarmış düşünüyor biliyor musun? musun? Senden sonra Selçuk İnan tipi, Selçuk İnan vari, gerçekten takım oyuncusu dediğin, bu Galatasaray'da olabilir, Trabzonspor'da olabilir, başka takımlarda olabilir. Kim geliyor aklına Ya açıkçası? bu algıdan en çok rahatsız olan kişi zaten Fatih Hoca aslında. Evet. Bunun cevabını birçok kez verdi. Bunu duyduğu zaman da çok üzülüyor. Kağıt üstüne bakacak olursak Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Mertens, Icardi mi yoksa Selçuk Melo, Sneijder, Drogba'lı kadro mu daha ürkütücü? Size sormak lazım. Benim için cevap belli, ben size sorayım. Asistan Aliz'den herkese merhabalar. Kucak dolusu sevgiler. Türk merkez orta sahaları arasında en çok 8 numara yakışan adam bence. Bana göre öyle. Sorumluluk denince ilk başvurulan, gel dendiğinde gelen, çalış dediğinde çalışan, unutulmaz maçlar yaşatıp unutulmaz kupalar kazanan, vücut bulmuş haliyle büyük bir kaptan Selçuk İnan. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ ol. Nasıl gidiyor hocam hayat? Öyle İyiyiz başlayalım şükür, çok öncelikle. iyiyiz. İyi de Evet, görünüyorsun. iyiyiz. Tatil bitti. Çalışmaya başladık. Uzun Kurslar, süre aynen. sonra bir tatili hak ettin artık, Aynen, değil mi? aynen. Tabii kaç, az önce içeride seninle konuştuk. 25 yıldan sonra belki ilk defa böyle uzun bir ara geçirdim. Açıkçası bu arada iyi geldi. Yaramış da belli Evet, zaten. ailemize bol Formunda. bol zaman geçirdik. Kendimize zaman ayırdık. Güzeldi yani. Güzel, süper. Hızlıca başlayacağız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Ne Asistanız demek, ailesi rica olarak. ederim, ne demek. Ben çok Bizi mutlu oldum. kırmadın. Evet, Eyvallah. çok sağ olun. Milli takımla başlayacağız. Milli takım olarak şu anda performansımız pek umut verecek gitmiyor ne yazık ki. Dün de Faroe Adaları'na yenildik 2-1. Milli takımda pek istenen durum yok aslında. Yabancı hoca tartışmaları hala sürüyor. Devam edilmesi gerekiyor mu? Edilmemesi mi gerekiyor? Hamit Altıntop tabii ki Türk futbolu için çok değerli bir isim. Evet. Dün çıkıp bir takım iletişim problemleri olduğu ifade ediliyor. Sen neler söyleyeceksin? Stefan Kuntz da devam edilmeli mi? Her şeye rağmen. Yabancı hoca milli takımda maya tutuyor mu sence? Ya şimdi şöyle bir şey var. Daha önce de bunu söylemiştim ben. Şimdi ülkemizde biraz başarı odaklı yaşıyoruz. Evet. Aslında dünya genelinde de bu böyledir. Dolayısıyla başarısızlıkta hocaların eleştirilmesi ya da gönderilmesi gibi şeylerin gündeme gelmesi aslında çok normal. Tabii yerli yabancı ayrımına çok fazla girmek istemiyorum. Ama sonuçta karar vericiler oluyor. Bu kulüplerde de böyledir. Evet. Milli takımda da böyledir. Size uyan, kafa yapınıza uyan, gelecekte sizi başarıya götüreceğine inandığınız kişileri milli takımın başına getirebiliyorsunuz. Bu Hamit Altıntop şu anda belki bu görevi üstleniyor. Böyle bir karar aldı. Bundan önceki dönemde diğer başkanlar Şenol Güneş'i uygun gördü. Sonrasında belki yeni isimler çıkacaktır. Bu hep böyle değişir. Ama en nihayetinde bunlar hepsi bizim oyuncularımız, bizim çocuklarımız dediğimiz gibi. Kötü bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Ama çok önemli oyuncularımız var. Bunun Evet. altından çok rahatlıkla kalkabilecek oyuncular var, sorumluluk alabilecek oyuncular var. Ama teknik anlamda yani hoca değişikliği gerekli mi, gerekli değil mi? Onu dışarıdan bunu söylemek çok basit. Ama içerideki insanlar bunu çok daha iyi biliyordur. Zaten o yüzden oradalar. Bunun Evet. analizini yapmak ve doğruyu teşhis etmek için. Benim ilgilendiğim taraf milli takımımızın başarılı olması. Onun için de bence şu an o görevi istenen kişiler bunun gerekenini yapacaktır yani. Güzel. Selçuk İnan futbol mantalitesine göre çok büyük maçlar oynadı. Çok büyük teknik adamlarla çalıştı. Birçoğuyla çok büyük kupalar kazandı. Ersun Yanal. Mancini ile kupa kazanmasa da hani lig anlamında büyük birliktelik vardı. Fatih Terim zaten keza söylemeye gerek yok. Şenol Güneş ile yine. Evet. Her aslında çok değerli kumaşlar var elinde ve her birinden bir şeyler aldın kendine. Bu mantaliteye göre Selçuk İnan'ın nasıl bir teknik adam olacağını merak ediyor herkes. Şimdi öncelikle ben bunların hepsiyle çalıştım. Hepsiyle de çalışırken kaptanlık yaptım. Çok yakın ilişkilerim oldu. Kimileriyle futboldan sonra da yardımcı hocalık yapma fırsatı yakaladım. Hepsiyle de şu ana kadar görüşüyorum. Evet. Sıkıştığım anda, aklıma bir şey geldiği zaman da hemen onları arayıp ne düşündüklerini de açıkçası öğrenmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Tabii futbol o kadar değişken bir oyun ki aslında çok basit bir oyun ama
o kadar ince ayrıntıları var ki bunu sadece bir hocadan bir şey almak ya da onun gibi olmak, bu onu yaptı, ben de bunu yapmalıyım demek çok doğru değil. Sonuçta ben de bu bugüne kadarki hayatımın hemen her anını futbolla yaşadım, futbolla geçirdim. Kafamda oluşturduğum şeyler var. Doğru bulduğum, yanlış bulduğum davranışları oldu bu bütün hocalarımın. Bunlar hepsi benim için tabii ki avantaj. Oyun anlayışı olarak zaten nasıl bir oyuncu olduğum siz de biliyorsunuz. Çok tabii ki öyle kendi kafama uygun bir takım yaratmak istiyorum hocalığa başladığımda. Bununla ilgili de çalışmalarım da hep o yönde. Dediğim gibi yurt dışına da çok gidiyorum. Oradaki maçları seyrediyorum. Oradaki hocalarla konuşuyorum. Kafamda oluşturduğum bir şey var ama yine de tabii ki hep akıl akıldan üstündür diyerek bütün eski hocalarımı ya da merak ettiğim hocaların takımlarını hep analiz ediyorum. Çalışıyorum üzerlerinde yani. Aslında sen de o noktaya girdin. Mancini ve ekibiyle bir hafta geçirdin. Ondan evet. Sonra da birçok haber çıktı açıkçası. O buluşmada neler oldu aslında onu da sormak istiyorum ben. Ya teknik anlamda. Şimdi Mancini'yle sağ olsun buradan ayrıldığından beri hep iletişim halindeyiz. Evet. Konuşuyoruz sürekli. Sağ olsun bize çok değer veriyor. Böyle bir daveti vardı. Uzun zaman önce daveti vardı. Ben de çalıştığım için hiç gidemedim. Evet. Fatih Hoca'nın yanındayken çok fırsat bulamadım. İlk fırsatta da yanına gittim. Sağ olsun bayağı bir ilgilendi her şeyle. Analiziyle, taktiğiyle, her şeyle bayağı iyi zaman geçirdik orada 7 gün boyunca. Çok da sevdiğim bir insan zaten. Çok olumlu geçti. Çok güzel şeyler öğrendim. Çok önemli insanlarla tanıştırdı. Hepsinden feyiz aldım. Belli istişareler ettik. Kendi ekibim için bazı isteklerim, dileklerim var. Onunla ilgili evet, biraz konuşmalarımız oldu. Dolayısıyla çok güzel zaman geçirdim orada. Faydalı bir zamandı benim için. İspanya'ya gittim. İspanya'da birçok maç izledim. Onların hocalarıyla görüştüm. Dediğim gibi aslında bu boşlukta bir şeyleri daha iyi anlamak adına Türk futboluna zaten fazlasıyla hakim olduğum için, hemen her takımın bütün oyuncularını bildiğim için Avrupa'da da belki farklı bir şeyler yakalarım diye böyle bir tur gibi gezdik, gittik. İnşallah ileride bunun faydasını görürüz. İnşallah. Konudan bağımlı devam edelim. UEFA B lisansım var. İçeride de konuştuk kaptanım. A lisansı da artık oldu. Evet. Teknik direktörlük için şu anda ne aşamadasın? Yani ne gibi aşamalar kaydediyorsun diyelim. Kafanda belirlediğin bir ekip var mı? Onu çok merak ediyorum. Yani eski takım arkadaşlarından kurulu bir ekip olacak mı? Veya bunlar yer alacak mı? Gibi gibi sorular var aslında kafamızda. Aslında sondan başlayayım. çok böyle eski takım arkadaşlarımdan bir ekip oluşturmadım açıkçası. Daha tecrübeli, çok bir araya gelmesi çok kolay olmayan ekip oldu. Güzel bir ekip oluşturduk. Bu önemli o zaman. Evet. İsimler de var. İsimler de belli zaten aşağı yukarı. Evet, A lisansımı da aldım. A lisansım bitti. Pro lisansını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki sene açılırsa gideceğiz. Yabancı hocalar da var içinde. Var, evet. Kim var hocam? Söyleyeyim. İsim vermiyorum ama yabancı da var. Öyle bir güzel bir grup oluşturduk. Nasipse bakalım artık inşallah. Güzel, inşallah. Genç oyuncuları kalem kalem inceledim, bir analiz datası oluşturdum. Bilgisayarın olduğu konuşuluyor işte. Scouting ekibi gibi. Bu gerçeği yansıtıyor mu? Böyle bir durum var mı? Ya bu bir de dediğim gibi, şimdi ben zaten 2 yıldır Fatih Hoca'yla yardımcılık yaparken Scout ekibiyle de çok iç içeydim. Bizim analiz ekibi de sağ olsun bu konuda çok etkililer, çok başarılılar. İzlemediğimiz oyuncu kalmadı neredeyse. Hepsini biliyoruz, hepsine hakimiz. Dediğim gibi çok oyuncu tanımak çok önemli. Çok fazla maç izliyoruz zaten. Az önce de söyledim. Türkiye Ligi ile ilgili zaten hiç bir bu konuda bir sıkıntımız yok. Tabii. Çünkü ikincilik de dahil hemen her maçı seyrettiğimiz için zaten bütün oyunculara birebir hakimiz. İyi oyuncu olduğunda zaten hemen haberi de geliyor bize. Avrupa'da da birçok oyuncuya hakimim daha doğrusu. İzliyorum ama bu bizim işimiz yani. Bunu da yapmak zorundayız biraz da. Çok fazla maç seyrettiğin için de zaten çok büyük artı oluyordur muhtemelen. Evet. Fatih Hoca'dan bahsettin. Aslında Şenol Güneş ve Fatih Terim'in en net farkını sormak istiyorum. Oyuncu olarak ikisi de birbirinden farklı karakterler, farklı evet. özellikler. Senin oyunculuk zamanında ikisini birbirinden ayıran en temel özellik neydi Selçuk İnan kariyerinde? Ya şimdi aslında bu konu biraz net ama böyle yani anlatmaya başladığınızda bize karmaşık hal de alabilir. Çünkü çok anlaşılmıyor bazen. Mesela ben Şenol Hoca'yla çalıştığım dönemde o kadar çok güveniyordu ki bana, beni çok rahat bıraktı.
ve inanılmaz bir oyuncuya dönüştürdü beni onun gözünde. Çünkü hı-hı, çok güveniyordu ve çok rahat bıraktı beni. Bana çok inanıyordu. Fatih Hoca da beni çok sevdi, çok güvendi o konuda ama takımı senin Fatih etrafına Hoca'nın, döşedi aslında, evet, ilk geldiği. Evet, ama yine de Fatih Hoca daha fazla oyuncuyla oynayan, oyuncuyu istediği gibi idare eden, istediği pozisyonda yontabilen, oynatabilen bir hoca konumunda. Şenol Hoca dediğim gibi daha belki düz ama oyuncudan da nasıl verim alacağını çok iyi bilen bir teknik direktör. Çok güzel. Lider kelimesindeki o lead kökü öncülük etmek anlamında kullanılıyor genelde. Hı. Selçuk İnan her zaman gerçek bir takım oyuncusu oldu. Yani baktığın zaman özellikle 10 yıllık o son performansa bakıyoruz. Ortalama dakika 86 dakika. En kötü oynadığın sezon 36-37 maç oynamışsın. Ciddi bir takım oyuncusu olduğunu gösteriyor yani sakatlık haricinde. Senden sonra Selçuk İnan tipi, Selçuk İnan vari, gerçekten takım oyuncusu dediğin, bu Galatasaray'da olabilir, Trabzonspor'da olabilir, başka takımlarda olabilir. Kim geliyor aklına? Çok iyi oyuncular var ama bu ben böyle çok oyuncu isim bazı çok konuşmuyorum biliyorsunuz. Evet. Ama çok iyi oyuncular var. Ama bundan çok benimle ilgili o söylediğiniz olayı da şunu söyleyebilirim. Özellikle genç oyuncular için. Hı hı. Şimdi başarı tabii ki çok önemli. Kupalar kazanmak, kişisel istatistikler de çok önemlidir. Gol atmak, asist yapmak. Evet. Ama benim gözümde en önemli başarı aslında istikrardır. Her sene 40 maç oynamak, büyük takımlarda 10 sene boyunca kalmak, 5 sene, 10 sene bunlar çok kolay işler değil. Çok güzel işler. Genç oyunculara çok da birebir iletişimde olduğum arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Onlara hep bu tavsiyede bulunuyorum. Çünkü 40 maç oynayabiliyorsanız, kendinize iyi bakıyorsanız ve 40 maç oynuyorsanız zaten o kişisel istatistikler kendiliğinden gelecektir. İyi bir oyuncu olacaksınız demektir. Hı hı. Dolayısıyla da başarıya giden yolda en önemli şey bence istikrar. Çok maç oynamak, sürekli sahada olmak. Bu da hep yani başarının anahtarı diyebilirim. Bu kardeşlerime hep bunu söyledim. Bir kişi vermek istemiyorum. Çok sevdiğim iyi oyuncular da var. Ama siz zaten en çok maça kim çıkmış diye bakarsanız son 5 yılda o cevabı veriyor zaten diyorsun hocam. Çok güzel. Valla şu andaki takımla alakalı Galatasaray'da Sergio Oliveira'yla da çok fazla aslında Selçuk yok artık ama neyse Sergio biraz daha adapte olmaya başladı diyorlar. Senin kariyerinle onun kariyerini kıyaslamak için söylemiyorum bunu ama şu andaki takımlara bakacak olursak Sergio Oliveira mı Selçuk İnan mı daha çok adapte olacak bir şekilde kupayı kazandırabilecek bir takım oyuncusu sence? Şimdi Sergio Oliveira hakikaten önemli bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Ama bunları söylemek için çok erken. Kesinlikle. Benim gibi oyuncularla kıyaslamak da aslında çok doğru değil. Evet belki yetenek olarak ya da belki benden daha iyi oyuncu da olabilir. Ama totalde yaptıkları, kazandıkları az önce söylediğim gibi istikrarlı bir şekilde ne kadar önemli. Çünkü henüz çok yeni. 5 maçta çok önemli oyuncularla, önemli işler yapmış oyuncularla yeni gelen oyuncuları mukayese etmek çok da doğru değil. İnşallah başarılı olur. İnşallah. Gönlüm hep ondan yana ama bu mukayeseleri böyle çok fazla doğru bulmuyorum ben. Şuna geçeceğim kaptanım. Kadıköy'de kazanılan tarihi bir şampiyonluk var. Evet. Bu şampiyonluk öncesi işte biliyorsun playoff çıkarıldı. Puanlar yarı yarıya düştü. Çok stresli bir atmosfer. Kadıköy'de uzun süredir zaten kazanamayan bir Galatasaray varken son maçın oraya kalması ve tarihi bir şampiyonluk. Sen de bu evet, şampiyonun mimarlarından birisin açıkçası. Kadıköy'de kazanılan bu şampiyonluk öncesi soyunma odasında neler konuşuldu? Fatih Terim ya da sen takıma nasıl bir şampiyonluk konuşması yaptı? Bunu çok şimdi merak ediyorum. Orada olmak isterim. Tabii ki yatak odası soyunma odası ama en azından senden o bilinmeyen bir şeyler duymak isterim. Şimdi o söylediğiniz gibi o sezon aslında biz zaten açık ara şampiyon olmuştuk. Ama böyle bir şey çıkardılar playoff diye. Ve son maça kaldı. Şöyle bir anım var Fatih Hoca'yla onu anlatayım size de. Şimdi biz 9 ya da 10 puan farkla şampiyon olduk. Ondan sonra işte playoff maçları başladı. Bir maç kaybettik ve puanlar neredeyse eşitlendi. Evet. Sonra Fatih Hoca'yla böyle yan yana sahada yürüyoruz. Ya hocam dedim. Abi bu kadar mücadele ettik bir sene boyunca dedim. Her şeyi yaptık dedim. Bir tane maç kaybettik ve şu an belki de şampiyonluğu kaybedeceğiz dedim. Hoca da bana dedi ki her şeyde bir hayır vardır dedi. Demek ki nasip böyleymiş dedi. Gideceğiz orada kupayı kaldırıp geleceğiz dedi. Hakikaten öyle dedi. Ama biz de ona inanıyorduk zaten. İyi de bir takımdık. Ben daha önce de röportajlarımda bunu söyledim. Orada bize galibiyet gerekiyor olsaydı biz yine galip gelirdik. Çünkü çok inanmıştık. O bizim hakkımızdı. Yani bizim elimizden onu kimse alamazdı.
Soyunma odasında konuşulan tek şey de buydu. Yani hiç kimse negatif bir şey düşünmedi bile. Yani öyle bir şey yaşanmadı hiç soyunma odasında. Ya kaybedersek ne olur, bir hayal kırıklığı Fatih olur. Fatih Hoca zaten söylemiş, orada kazandık, nasip orada kaldırmakmış kupayı evet, diyerek. Evet, bu kadar yani. Hepimiz olayı özetlemiş aslında. Belki de bu tarihi bir şey olacak dedik. Hakikaten de öyle bir şey oldu. Tabii maçtan sonra yaşadıklarımız normal değildi ama çok çok uzun süre soyunma odasında bekledik. Evet. Ama orada da bir stres olmuştur oyuncular üzerinde. Kalkacak mı kupa sahada, kalkmayacak mı? Evet. Ya bekledik en azından. Çünkü birçoğumuz ilk defa şampiyon olmuştu. O kupaya dokunmak, o kupayı kaldırmak bir oyuncunun en büyük hayalidir. Böyle biz basit gibi geliyor ama o şampiyonluk kupasını kaldırmak çok çok önemli bir şey hakikaten. Güzel, güzel bir anıymış. Galatasaray taraftarının arasında ilginç bir inanış var. Bu birazcık değişik bir soru olacak ama o uzun saçlı bant taktığın dönemdeki X'de yazılan Selçuk, Selçuk'tan evet. bahsediyorum açıkçası. Saçlarını kestiğinde bu tılsımın bozulacağından korkan bir kesim vardı. Vay. Bununla ilgili bir haklılar düşünüyor musun? Vallahi keşke kesmeseydik. Frikiklerde de güzel gol sevinci oluyordu hocam. Hayır, bir de şey vardı orada, işte bilerek mi yapıyorsun burnunu falan dedim ama o çok istem dışı olan şeyler de. Ama evet. Nasıl saç yani bilerek mi burnunu? Ha, dokun. Bu aynen frikikten önce bu ondan alışkanlık çok bende aynen. Aynen. Saçlar gitti herhalde, haklılarmış demek ki. Kaptan, kariyer golünü sormak istiyorum. Yani anlamı ayrı olabilir ama mesela benim için Sivasspor'a attığın gol muazzam bir gol. Önce çalım, evet. kafayla kontrol, sonra dışla vuruş, bir de 90'a gidiş. Evet. Sivasspor golü mesela benim için kariyer gollerinizden biri. Sizin için hangisi? Eğer Galatasaray dışında bir gol söyleyebilirsem, Galatasaray kariyer dışında, Manisa Spor'dayken kariyerimde Süper Lig'de attığım ilk golü diyebilirim. Yine Sivasspor'a ama o da benim için evet. Daha güzellik açısından, zorluk açısından en iyi golüm bence o golü. O frikikten miydi? Yok. Değildi. Hayır, hayır şaşırdım bu sefer. Frikikten değildi. Anlam olarak İzlanda'daki maçı söyleyebilirim. Evet. Ama Galatasaray'da da dediğin gibi Sivas maçındaki gol. Hemfikiriz o zaman. İzlanda maçı dedik. İzlanda maçında o tarihi andan önce orada bir kıstas var. Onu merak ediyorum. Arda Turan yanına geliyor. İstersen gelmiş. Bir... Ha, gelmiş. Farkında değil. Evet. Sen orta yap, biz içeri geçelim istiyorsan gibi bir şey mi söylüyorsan orada? Kaptan o bana öyle söylemiş herhalde. Öyle sonra öyle konuşuyoruz da işte o geçelim mi, orta yapar mısın paşa falan dedi. Sen Burcan'a söyledin mi kaptan? Siz geçin geçin dedim ama ben hiçbir şey demiyordum zaten. O ara sadece kaleye bakıyorum, baraja bakıyorum. Buradan ben vurabilir miyim diye düşünüyorum. Çünkü biraz uzaktı orası. Çok bayağı vurduğum uzaktı. Yerler değil aynen. Ama dediğim gibi o an başka bir şansım yok gibi. Yani bir daha belki o fırsat gelmez diye. Siz geçin diye. Geçin derken aslında aynen, ben vuracağım zaten. Aynen belliyiz. Caner bunu söylüyor zaten. Öyle bir gidin diyor ki zaten o kararını vermişti. O da güzel bir an olmuş. Şunu da soracağım. Galatasaray teknik direktörlük hayaliniz tabii ki vardır yani. Her Galatasaray formasını terleten oyuncu da sırasını yavaş yavaş alıyor zaten. Şimdi de Okan Hoca var. Oraya da geleceğiz. Hı hı. Bu hayalin ne zaman gerçekleşebileceğini hayal ediyorsun kaptan? Öyle bir hayalim, hedefim tabii ki var. Çünkü kendi camiam. Orada Selçuk İnan oldum. Orada kaptanlık yaptım. Böyle bir hedefim tabii ki var. Ne zaman oraya hazır olurum? Tabii bunu söylemek çok kolay değil. Ama bildiğim bir şey var. İnşallah bir gün orada olacağım. Güzel. Bu zaten net bir yanıt açıkçası. Galatasaray taraftarı da merak ediyordu. Bu soruyu da sormuş olduk. Trabzon'dan ayrılıp Galatasaray'ın yolunu tuttuğunda aslında orada bir devir başlatmış oldun farkında olmadan. Yani orta saha şampiyon yapıyor. Özellikle Galatasaray'da böyle. Sen, Melo, Fernando bunlar hep Galatasaray'ı şampiyon yapan en büyük etmenlerden biriydi. O sezon Fenerbahçe'ye gitmedin. Fenerbahçe'ye gitseydin kupa sayısında daha fazla artış olur muydu Fenerbahçe'nin? O yıldan ya, bu yana. Işte bunu Fenerbahçe taraftarı bu arada çok sormamı isteyen bir arkadaşım sordu. Yani bunu ne olur sor Selçuk ya ben aslında diye. Hayatım boyunca hep mütevazi oldum. Evet, evet, bu evet. Doğru bir şey zaten. Hep böyle bir adamım. Evet. Ama bir de gerçek varsa evet ya o sene gerçekten skor anlamında da önemli katkılar İnanılmaz. Sağlamıştım Galatasaray'da. Dolayısıyla İnanılmaz. Sadece onlar olmasa bile zaten Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Evet. Dolayısıyla belki de etkileyebilirdi yani. O bir kırılma anı diyebiliriz o zaman. İyi bir zamanımdaydım ve şimdi baktığınız zaman benim o zamandaki olduğum halimle bonservis elinde olan bir oyuncuyu almak artık çok kolay değil. Türkiye'de öyle bulmak orada devreye giren Abdurrahim Albayrak mıydı hocam bu arada? Ya aslında orada
Abdurrahim abinin etkisi var, herkesin etkisi var ama burada ben hayatımda beni hiç kimse etkilemedi. Tabii ki, tabii ki. Ben tabii ki. Bir karar aldıysam çok onun peşinden giderim. Evet. Için, ben o Galatasaray'da oynamak dediğim gibi çok önemli bir olaydı benim için. Hayalimdi. Tek hayatımdaki gerçekleştirmek istediğim tek hedefimdi. Böyle bir fırsat geldiği zaman da zaten başka bir şey düşünmeden oraya gitmiştim zaten. Harika. Hepimiz geçmiş yaşantılarımızda işte ne bileyim bir tweet atıyoruz mesela ya da bir paylaşım yapıyoruz. Bir yıl sonra bunu ben mi attım diyebiliyoruz mesela. Ben öyle şaşırıyorum bazen kendime de. Fenerbahçe maçına gideceğim aslında. Orada formayı çıkardıktan sonra keşke olmasaydı, o an yaşanmasaydı dedin mi? Fenerbahçe maçında ki o maçta kesinlikle haksız bir şekilde ıslandım. Tabii ki keşke bence yaşanmasaydı diyorum. Aslında çok aslında büyütülecek bir olay değil benim için ama keşke hı hı yaşanmasaydı dersek keşke yaşanmasaydı. Ama yine aynısı bugün olsa, yine aynısını yapsalar, yine sen yine bu tepkiyi yaparım, verir miydin? Yine yapardım yani. Aslında bu da evet, çok net bir cevap, her şeyi evet özetliyor. Arda Turan 2 ay önce Candaş Tolga'nın Işın programına katılmıştı. Orada çok da güzel bahsetti sizden ve Burak Yılmaz'dan. Karam Tayfa var meşhur her zamanki gibi. Onu sormak istiyorum. Ya bizi de rahat bırakın dedi Candaş Tolga Işık'a. Yani Karam Tayfa'yı rahat bırakın. Biz evlendik, barklandık. Çoluk çocuğa karıştık evet hepimiz. Hani hep bir sorun var mı diye soruluyor ya. O da dedi ki bizi rahat bırakın. Biz bir gün buluşuruz, yine konuşuruz. Ama orada bir böyle tatlı bir tebessüm oturuyor Arda Turan. Orada problem yok herhalde. Yok, problem olmaz. Hayatımız boyunca aramızda problem olmaz ama bu bahsettiğiniz bu arkadaşlık çok göz önünde, çok insanların içinde yaşandığı için bu kadar yakın olmak, kardeş gibi çocukluktan bugünlere kadar beraber büyümek, bu kadar göz önünde olmak çok da insanların alışık olduğu bir durum değil aslında. Bu da burada bazen böyle uzaklaşmalar, zaten baktığınız zaman birisi Çin'de oynadı, birisi evet şeyde oynadı. Zaten İspanya aslında yani ister istemez uzaklaştık, evlendik, çocuklarımız oldu, önceliklerimiz değişti. Bunlar tabii ki olabilir ama özünde bizim çocukluğumuzdan şimdiye kadar hep beraber büyüdük. Arkadaşlığımız ölene kadar tabii ki baki olacak ama yakınlık derecesi hep değişebilir tabii. Doğru. Göz görmeyince de gönül de tabii biraz uzaklaşıyor. O da normal olur. O da var evet. Valla burada da çok güzel yanıtlar alıyoruz. Şeffaf yanıtlar için teşekkür ne ederiz. Yapmış. Olduğunuz gibi bir insan olduğunu görüyoruz burada da. Selçuk, Melo, Schneider, Drogba. Kağıt üstünde ürkütücü bir kadro. Bu sene de aslında kağıt üzerinde, soracağım soru da o, zaten oyun olarak daha çok yıl geçmesi, ay geçmesi lazım. O kadronun kupa kaldırması lazım. Kağıt üstüne bakacak olursak Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Mertens, Icardi mi yoksa Selçuk, Melo, Snyder, Drogba'lı kadro mu daha ürkütücü? Size sormak lazım. Benim için cevap belli, ben size sorayım. Ben, o çok kolay bir araya gelebilecek bir takım değildi ya. Değil mi? Sol bekinden sağ bekine, stoperine. Ebu Ulfoloji, Melo, Musa. Birleşmiş Milletler gibiydi kaptan o dönem. Öyle çok kolay bir iş değildi yani o. Evet. Burada da yanıtı aldık zaten Selçuk İnan'dan. Fatih Terim sizin için çok çok önemli bir isim. Onun size kattıkları çok fazla. Sizin ona kattığınız çok şey fazla ki az önce de belirttik. Geldiğiniz zaman takımı sizin etrafınıza monte edecek kadar size güvendi. Evet. Ki siz de bu güveni hiç sarsmadınız ve kupalar kazandınız. 14 kupa. Dile kolay. Fatih Terim'le yakınınızdan dolayı sormak istiyorum. Yardımcı antrenörleriyle alakalı sürekli bir şehir efsanesi dönüyor. İşte Fatih Hoca yardımcılarını dinlemez. Fatih Hoca sadece bildiğini okur. Yani bu kadar kupa kazanmış, bu kadar Türkiye'nin en büyük teknik direktörü kazandığı kupalardan ötürü söylüyoruz bunu. Yardımcı antrenörlerini dinlemiyor mu? Hocam burada yanlış yapıyorum diyebiliyor muydunuz? Yüzüne karşı eleştirebiliyor muydunuz? Bunu da ben merak ediyorum. Çünkü sürekli bir şehir efsanesi dönüşüyor. İşte Fatih Hoca yardımcıları dinlemiyor. Sanki hani oradaki hocaların hiç sözü dinlenmiyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Bunu da merak ettiğim için sormak istedim açıkçası. Ya bu algıdan en çok rahatsız olan kişi zaten Fatih Hoca aslında. Evet. O bunun cevabını birçok kez verdi. Bunu duyduğu zaman da çok üzülüyor. Tabii biz bunun cevabını hep veriyoruz ama açıkçası bizi şöyle çok üzmüyor. Çünkü asıl muhatabı olan kişi Fatih Hoca olduğu için bu sorunun ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben belki de futbolculuk olarak en uzun süre hocayla çalışan evet oyunculardan biri oldum. Devamında hocanın yardımcısı oldum. Saha içinde hemen her döneminde sahanın içi lideri oldum. Yani ben saha içindeyken bile hoca fikirlerime çok saygı duyardı, dinlerdi. Değil dışarıda, masa başında beraber geçirdiğimiz onca saatten sonra öyle zaten. Bunlar böyle çok kabul edilecek şeyler değil ya. Bizim gibi oyuncuların, kariyerli oyuncuların
böyle hiç sözünün dinlenmeden böyle bir kenara atılması da aslında biraz saygısızlık evet, gibi evet, geliyor kesinlikle. Bana. Öyle bir şey yok. Ben artık bu soruyu cevaplamak bile çok fazla istemiyorum. Hep söylüyorum cevaplamam ama hoca çok vizyonlu, çok bütün fikirlere açık bir hoca oldu her zaman. Hı hı. Çok da güzel çalışmalarımız oldu. İyi ki de böyle bir iki sene geçirmişim. Evet, unutulmaz leziz sezonlar yaşattınız Galatasaray taraftarına. Evet. Ki ne mutlu. Okan Buruk'un Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyor musun Selçuk Kaptan? Düşünüyorum evet. Çünkü camiayı biliyor. Hı. Tecrübesi de var. Tabii gönlümden de başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah başarılı olur. Alınan sonuçlar tabii çok önemli burada. Yani iki mağlubiyet oldu üst üste. Hemen homurdanmalar başlıyor. Şimdi az önce de biz içeride sizinle beraber konuştuk. Şimdi çok güvendiğiniz insanlar olabilir. Plan yaparsınız, bir şey düşünürsünüz kafanızda. Onun gerçekleşmesi için başarı gerekiyor. Yani ne olursa olsun başarı önemli bir şey yani. Önemli bir kıstas. Çünkü maç kazanamadığınız zaman homurdanmalar başladığında çok sağlıklı düşünemiyorsunuz maalesef Türkiye. Çünkü Türkiye'deki medya gücü, algı biraz insanları etkileyebiliyor. Hakikaten böyle. Hı hı. O yüzden de o son dakikalarda attığı goller falan çok önemli Okan Hoca için. En azından yapmak istediği şeyleri daha çabuk, daha kısa zamanda yaptırabilir diye düşünüyorum. Güzel özetledin kaptan. Frikikleri penaltı gibi atan bir adamdın. Yani frikik olunca kilit anlarda bence öyleydi ya. Yani özellikle o ilk sezon hani geldiğinde bakalım istatistiklere ortada zaten yani yanıt. Penaltı gibi bir frikik durumu oluyordu. Topun başına geçsem hissiyatın olmuyor mu hocam böyle aralarda? At burası tam benlik falan. Mesela Galatasaray-Barcelona maçında bir pozisyon olmuş hatırlayacaksınızdır. Ben dedim ki Selçuk Hoca olsaydı şimdi bunu. Bazı noktalar oluyor, bazı anlar evet diyor insan. Yalan değil, söylüyorum ha. Şimdi zamanıydın diyorum yani. Yalan söyleyemem. Aynen öyle. Bu sorumuzu da geride bıraktık. Öyle bir katkı verdin ki geldiğin yıl itibariyle artık çıta çok başka bir noktaya çıktı. O evet. Yükseldikten sonra 14 kupa kazanmak, büyük başarılar, Prime Selçuk dönemi. Sonrası bir ivme düşüşü yaşandı. Bunun sebebi neydi sence? İşte biz... Avrupa'ya gitme gitmeme kararsızlığı belki o dönemde mi oldu? Bunlar mı etken? Yok aslında öyle bir etken olmadı. Sadece o sene normal bir sene değildi ya. Ben hep bunu daha önceki röportajlarımda da söyledim. Şimdi bir orta saha oyuncusunun, merkez orta saha oyuncusunun 12 gol 15 asist yapması dünyada çok görülen bir şey değil. Evet. Zaten o normal olmadığını ben biliyordum. Ondan içimde biraz burukluk vardı. Sonraki senelerde ne yapacağız diye. Ve ben bir sonraki sene 7 gol attığımda çok eleştirildim. 7 gol 15 asist yaptım yine yaklaşık. Yine bu çok çok önemli bir skor katkısıydı. Eleştirildim. Dediğim gibi Türkiye'de çok alışık olmadığım bir şeydi. İşte tepki gösterilmesi, bu kadar başarılıyken bazı şeylerin yaşanması. Ama ülkemizde bunlar artık... Olağan yani. Çok normal şeyler. Doğru. Galatasaray dışında dört büyüklerde bir takım çalıştırır mı Selçuk İnan? Tabii ki çalıştırırım. Çünkü bu benim hayatım ya. Yani şu andaki yapmak istediğim, yeni yapmak istediğim şey. Evet. Benim yeni hayatım, yeni mesleğim. Dolayısıyla da kimseyi kırmadan, üzmeden sadece kendi bildiklerime, kendi kişiliğime odaklı bir şekilde tabii ki yapmak isterim. Avrupa'da reddettiğin kulüp var mı Selçuk Hocam? Yani ne bileyim ya da o dönem istendin, o konjektürde Fatih Hoca dur dedi, gidemezsin dedi ya da yöneticiler izin oldu. Vermedi. Trabzonspor'dayken de oldu. Hangi kulüptü? Leicester City konuşuluyordu da o yüzden merak ediyorum. O şeyde Leicester City, ben 4. yıldızı taktıktan sonra öyle bir olay yaşandı. 30 yaşındaydım. Evet. Olmadı. Galatasaray'a gelmeden önce Trabzon'dayken Sevilla olayı vardı, olabilirdi. Sevilla. Ya böyle, Sevilla zaten Galatasaraylı futbolcuları sürekli şu anda öyle. Yanlama durumu oluyor. Olabilir ya. O zamanlar konuşuluyordu. Çok bonservisim elimdeyken hele şükür bütün Avrupa'daki 5 büyüklükten de teklifler aldım. Evet. Ama dediğim gibi Galatasaray hep önceliğimdi. İyi ki de gelmişim. İyi ki de gelmişsin. İyi ki de başarılı olmuşsun. Eyvallah. Karakterin şahane, duruşun şahane. Türk futbolunda aslında ne yazık ki az rastlanır özellikler. Şimdi hocalarımız çok değerli tabii ki. Biraz öze dönüş oldu son dönemde. Sen de inşallah kariyerinde çok başarılı dönemler geçirirsin. Bu röportajda baktığımızda belki Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un hocası olacaksın. Nasıl? Ya da Avrupa'da bir takım başına geçeceksin.
Başarıların devamını diliyoruz. Asistan Analiz ailesine katkıda bulunduğun için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Davetiniz için ben teşekkür ederim. İyi ki de gelmişiz. İyi ki varsınız. İyi ki sizi tanımışım. Çok sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar, Asistan Analiz röportajlarımız, özel röportajlarımız devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.